Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yazılı birer kutlama mesajı yayımladı. Vali Aykut Pekmez mesajında Tıp Bayramı'nın 1827 yılında Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Amire isimli ilk modern tıp okulunun açılış günü olan 14 Mart 1937 yılından itibaren Tıp Bayramı olarak kutlandığını hatırlatarak vatandaşlarına yeterli sağlık hizmeti veremeyen ülkelerin gelişmişliğinden söz etmek mümkün değildir. Yaşadığımız çağdaş dünyada ülkelerin yaşamsal öncelikleri arasında olan sağlık, insanların mutlu ve rahat bir yaşam sürmesinin vazgeçilmez ve en temel şartıdır. Güçlü bir geleceğe ancak sağlıklı bir toplumla ulaşılabilir. Her alanda büyük bir ivme kazanarak gelişen ülkemiz, sağlık alanında da dünyadaki gelişime paralel bir gelişim sergilemiştir. Bilim adamlarımız bugün yurdumuzda ve dünyanın çeşitli ülkelerinde önemli çalışmaları ve başarılarıyla hepimizi gururlandırmaktadır. Doktorlarımızın ve diğer sağlık personelimizin gösterdikleri üstün çabalarla da sağlık hizmetlerinin etkin ve yaygın biçimde tüm halkımıza ulaşması sağlanmıştır. Sağlık çalışanlarının birikimleri ve eğitimleriyle insanları daha uzun ve daha iyi koşullarda yaşatmak, sağlık sorunlarını gidermek için gösterdikleri çabaları takdirle karşılıyoruz. Bu hizmet alanında emeği geçenleri saygıyla anıyor, insanı yaşatmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren doktorlarımız, hemşirelerimiz, ebelerimiz ve bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise insan sağlığının her şeyin üstünde olduğunu belirttiği mesajında, sağlığın her insan için vazgeçilmez bir unsur olduğunu, önce insan anlayışı çerçevesinde her vatandaşın kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanmasının büyük önem taşıdığını söyleyerek, Başkan Yazgı mesajında, vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden günün her saatinde görev başında olan doktor ve sağlık çalışanlarımız fedakarlık örneği sergiliyorlar. Toplumumuzun daha sağlıklı yaşaması için emek ve katkısını esirgemeyen tüm sağlık çalışanlarımızın bu azim ve özverili hizmet anlayışı takdire şayandır. İnsanı yaşat ki devlet de yaşasın anlayışını benimseyen hükümetimizin de insanımızın sağlığını, insanımıza hizmeti her şeyin üstünde tutmaya devam etmektedir. Aksaray'ımızın da içinde bulunduğu birçok şehirde sağlık alanında büyük yatırımlar gerçekleşmektedir. Bu düşüncelerle başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, sağlık çalışanlarımızın aileleriyle birlikte tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu günler temenni ediyorum dedi. Aksaray Belediyesi İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarihe Yolculuk Müzeleri Geziyorum, Aksaray'ı Tanıyorum projesi kapsamında protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında Tarihe Yolculuk Müzeleri Geziyorum, Aksaray'ı Tanıyorum projesiyle farklı okullarda öğrenim gören lise öğrencileri yaşadıkları şehri tarihi ve kültürüyle tanıma imkanı bulacaklar. Belediye Başkanlık makamında düzenlenen imza töreninde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'la Aksaray Müzesi Müdürü Yusuf Altın hazır bulundu. İmza töreninde İl Kültür ve Turizm Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, Müze Müdürü ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı konuyla ilgili açıklama yaparak protokolün hayırlı olmasını dilediler. Böyle güzel bir projeye imza atıldığı için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Eşime de teşekkür etmek istiyorum bu konuda. Bizler Aksaray'ımıza hem ben şahsım, belediyemizin çalışanları, müdürlerimizle beraber çok yoğun gayretlerimiz var. Ama dışarıdan bir gözlemci olarak, dışarıdan bir bakış açısı olarak da hem eşim hem diğer sivil toplum kuruluşlarının fikirleri doğrultusunda yeni projeler üretiyoruz ki bu projeler tabii ki tek başımız olmuyor. Sizlerle beraber bu projeler daha da güzelleşiyor, daha da bir anlam kazanıyor. Bu projeler belki de binlerce yaptığımız projelerden bir tanesi. Bu anlamda uyumlu olmamız, müdürlerimizle uyumlu olmamız, müdürlerimizle aynı dili konuşmamız, hedefimizin ve gayretimizin Aksaray'ımızı daha iyi noktaya nasıl getirebiliriz? Gençlerimizi bu noktada nasıl bilinçlendirebiliriz? Hep derdimiz, gayemiz bu oldu.
Ve Allah da önümüzü açıyor. Çok da güzel projeler ortaya çıkıyor. Şimdi ben müzemizi gezdiğim zaman müze müdürümle şunu paylaşmıştım. Eşime de anlatmıştım. Ya bir müzemiz var. 10 bin yıllık tarihi var. Kültür müdürümüzün de dediği gibi. Ama biz bunu bile, kendimiz bile bazen atlayabiliyoruz, unutabiliyoruz ya da detayı kadar, yeteri kadar anlatamayabiliyoruz. Bunu nereden başlayalım? Önce kendi çocuklarımızdan başlayalım. Önce Aksaray'la hemşehrilerimiz, çocuklarımız bilsin. Ondan sonra da gelenlere bunu anlatalım ki köklü bir medeniyetin beşiği olan Aksaray'ımızı her noktada biz tanıtmış olalım, bilgilendirmiş olalım. Bu nedenle böyle bir projeyi sizlerin desteğiyle yaptığımdan dolayı gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Verdiğiniz desteklerden dolayı. İnşallah 4 yıl boyunca sürecek. Belki de katlanarak, daha da güzelleşerek, yeni şeyler eklenerek büyüyecek bir proje olacak. Ben emeğe geçen başkan yardımcıma, değerli müdürlerime, değerli eşime çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnşallah bu imzalayacağımız projeyle Aksaray'da lise 1. sınıfta öğrenim gören yaklaşık 4.382 öğrencimiz İnşallah Aksaray Müzemizi, Aksaray Eğitim Müzemizi ve Aksaray'ımızın tarihi yerlerini gezerek, görerek, öğrenerek en son Zincirliye Medresesi'nde onları sonlandıracağız. Bu şekilde değerli başkanım, 4 yıl içerisinde Aksaray'daki öğrencilerimizin, liseye devam eden öğrencilerimizin tamamının bu projeden faydalanacağını düşünüyoruz ve yaklaşık 20 bin öğrencimiz inşallah bu projeyle Aksaray'ımızı dahi tanıyacaklar. Ben bu imkanı bize sağlayan, başta zatıaliniz olmak üzere İl Kültür Turizm Müdürümüze, Müze Müdürümüze ve tabii ki Belediye Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyorum. Yine Affan Bey'e teşekkür ediyorum. İnşallah yarın arkadaşlarımız hazırladılar. Onayımızı gönderdik başkanım. Şu anda okullarımızı bilgilendirdik. Yarın saat 9'dan itibaren Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisemizin lise 1. sınıfından başlamak üzere sabah ve öğleden sonra olmak üzere ikişer grup halinde müzemiz ziyaret edilecek. Çok da kalabalık tutmadık başkanım. Yani orada bir çünkü izdiham olmaması için iki şube şeklinde yani yaklaşık 60 civarında bir öğrenci grubumuz olacak her ziyarette. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum başkanım. Çok sağ olun. Öncelikle Aksaray Belediyesi'nin ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz, müdürümüze bağlı müze müdürlüğümüz birlikte kadim bir şehir olan, 11 bin yıllık geçmiş olan Aksaray şehrimizin müzelerinin çocuklarımıza, özellikle orta öğretimde tahsil gören çocuklarımıza gezdirilmesi yönünde güzel bir projenin tatbiki ve protokolü için buradayız. Genel olarak belediye başkanımız daha önceki birçok projede de yine bizlere özellikle kültürel manada, sanat yönünden, kültür yönünden, turizm yönünden ve ilimizin tanıtımı çalışmalarında çok büyük güç veriyorlar kendileri. Bu çerçevede yine Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Aksaray Belediye'miz ve Kültür Turizm Müdürlüğümüzde geçtiğimiz günlerde biz 15 bin öğrencinin sinemaya buluşturulması, bu da ortak bakanlıklarımızın bir projesiydi. Yine burada sağ olsunlar Aksaray Belediye'miz burada da çok büyük destekler verdi ve bu projeyi başarıyla tatbik ettik. Allah nasip ederse inşallah bu 4 yıl içerisinde lise 1'leri aldık ki 4 yılda tüm lise öğrencilerimiz tüm müzelerimizi gezmiş olacak. Belki inşallah ileriye dönük yeni planlamalarla öğren yerlerimize de bunu kaydırabiliriz. Müzede yaptığımız çalışmalar başarıyla neticelenirse inşallah o yönde umudumuz var. Öğren yerlerimizi de çocuklarımız geçsin. Nasıl bir şehirde yaşadıklarını, böylesine derin bir tarihi olan, kültürü olan şehrimizi öncelikle kendi çocuklarımız öğrensinler ve başka yerlerde muhakkak şehrimizi temsil edecekler. Aksaray'ı anlatsınlar. Aksaray çünkü anlatılmaya layık bir şehir. Daha fazla Aksaray'ın tanınması ve bilinmesi noktasında bu şekilde bir projenin hayata geçmesi yönünde tüm kurumlarımız el birliği içerisinde bunu inşallah tatbik edecekler. Ben burada özellikle emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Belediye Başkan Yardımcımıza, Müze Müdürlüğümüze, yine projenin hazırlanmasında bize çalışmalarla destek olan Afan Bey'e ve projenin fikri boyutunda olan Belediye Başkanımızın eşi Hasip Hanım'a da ben teşekkür ediyorum. Evet, çünkü projenin ilk noktasında bizim müzemize çok fazla misafirin gelmesi noktasında kendilerinin de müzemizin fahri elçisi sürekli olarak müzemize Aksaray'a gelen misafirlerimizi getiriyorlar.
tarihe yolculuk serüveniyle çıkan Şehri Sülaha'nın Şehri Emin sıfatıyla başkanın ve değerli müdürlerimizin, biz de burada değerli başkanımızın eşiyle birlikte bu projenin gerçekleştirmesinde şunu özellikle söylemek isterim ki tarih bilinci oluşturmamız açısından taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarımızın gelecek kuşaklara korunması açısından böyle bir bilinçli hareketi Türkiye'de bazı illerimiz başlattı ama 4 yıllık bir süreçle Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk olarak biz başlatıyoruz. İnşallah bu uygulamamız diğer illere de, diğer müzelere de örnek, ünik bir davranış olarak ortaya çıkacak. Bu şekilde de tarih bilincini aşılattıracağız. İnşallah bundan sonraki diğer ilçe belediye başkanlarımız da sizler gibi desteklerse onlardaki bütün ilimiz sınırlarındaki bütün öğrencilerimizi biz tarihi kültür varlıklarını tanıtma açısından en büyük görevi üstleneceğiz diyoruz. Sizlerin ve emeği geçen bütün müdürlerime şahsınıza teşekkür ediyorum. Aksaray Merkez Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde afrin yazıp Türk bayrağı açarak Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli olan askerlere destek verdi. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul müdürleri Taner Öztürk eşliğinde anlamlı bir koreografiye imza attılar. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler çalıştıkları koreografiyle Türk bayrağı açıp afrin yazdı. Çok anlamlı bir etkinliğe imza atan öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere dua ettiler. Etkinliğin videosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği Yahya Kemal Beyatlı'nın Son Ordusudur İslam'ın şiiriyle sosyal medyada paylaşan okul müdürü Tamer Öztürk, her zaman kahraman Türk ordusunun yanında olduklarını ve Afrin'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek vermek amacıyla böyle bir koreografiye gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğrencilerin okulun resmi internet sitesi ve sosyal medya mecralarında paylaşılan Afrin koreografisi takdir topluyor. Ne diyor Yahya Kemal? Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galiben, çünkü bu son ordusudur İslam'ın diyerek dua ettiği o büyük milletin hak edilsin. Aksaray Belediyesi'nin dar gelirli kadınların ekonomik hayata katılımlarını arttırmaya ve girişimciliklerini desteklemeye yönelik kurduğu Hanımeli Pazarı kadınlara iş olanağı sağlarken, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın eşi Hasibe Yazgı, pazar esnafı kadınlara destek olmak için pazarı ziyaret etti. Aksaray Belediyesi bünyesinde Kadın Koordinasyon Merkezi İşbirliği ile geçtiğimiz hafta içi Cumartesi Pazarı pazar alanında düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilen Hanımeli Pazarı eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Belediye Başkanı ve eşi Hasibe Yazgın'ın destekleriyle büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Girişimci ve emekçi kadınlar her hafta çarşamba günü Cumartesi Pazarı pazar alanında kurulan Hanımeli Pazarı'nda kendi ürettikleri aksesuar, giyim, ev tekstili, takı, gıda, oyuncak gibi çeşitli ürünleri satışa sunuyor. Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından ürün geliştirme, girişimcilik eğitimleriyle desteklenen girişimci kadınlar, pazar yeri sayesinde edindikleri bilgi ve becerileri satışa dönüştürüyor, müşteriyle ilişkiler konusunda deneyim kazanıyor. Hanımeli Pazarı'nı ziyaret eden Hasibe Yazgı, herkesi pazara davet ederken pazar esnafı üretici kadınlar Başkan Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı'ya teşekkür ettiler. Tüm Aksaraylımızı Hanımeli Pazarımıza bekliyoruz. Çalışan arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi hem kahvaltıya hem öğle yemeklerini yemeleri için anne eli değmiş böreklerimizi, marmelatlarımızı, mantılarımızı, sarmalarımızı, dolmalarımızı gelip burada alışveriş yapmaları için bekliyoruz tüm Aksaray'ımızı. Allah razı olsun, belediyemizin bu işi düzenlediği için teşekkür ediyorum başta belediye başkanımıza. Ondan sonra Allah günlerce razı olsun.
vallahi çok iyi bizim için. Biz hani böyle bir şey yapmayı istiyorduk ama imkanımız yoktu şu an. Bu imkanı bize verdiği için Allah razı olsun. Mantığı, kurabiye, Aksaray kurabiyesi. Gözleme yapıyor, yufka ekmek. Çok sağ ol her şey için. Başkanımıza, Hüsnü Hanım'a çok memnun olduk. Size böyle bir imkan tanıdıkları için teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza. El işlerimizi hiç olmazsa satıyoruz yani. Biz ev hanımları ne yapalım, evde örüp de yapana kadar hem burada sergiliyoruz, satıyoruz, hem de ördüklerimizi, paramızı kazanıyoruz, kendimiz harcıyoruz. Güzel bir şey. Teşekkür ederiz. Belediye başkanımıza, ev hanımlarına böyle bir imkan sunduğu için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Çünkü ev hanımlar için gerçekten zor olabilen bir şey yani, her yere çıkıp da her şeyi satamıyorlar. Bu projeyi düzenleyen eşine de çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. İnşallah daha güzel olur, güzel satışlarımız olur, daha güzel projelerimiz olur ev hanımları için. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Aksaray Belediyesi çocuklara yönelik tiyatro ve sinema filmi gösterimi etkinliklerini sürdürüyor. Size bir soru soracağım. İlk defa sinemaya gelen var mı aranızda? İlk defa. Vallahi ben üçüncü kez. Ooo, siz tecrübelisiniz o zaman, biliyorsunuz yani. Öğrenciler sinemayla buluşuyor etkinliği projesi kapsamında sinemaya gitme imkanı bulamayan temel eğitim öğrencileri Aksaray Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle sinemayla buluşuyor. Etkinlik kapsamında Yavuz Sultan Selim İlkokulu, Mehmet Timur Sarraf İlkokulu ile Mimar Sinan Anaokulu'ndan 200 öğrenci Tavşan Peter filmini izlediler. Okullarından güvenli bir şekilde alınarak sinema salonuna getirilen öğrenciler, sinemada film izleme heyecanı yaşarken Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı film gösteriminde öğrencileri yalnız bırakmadı. Çocuklarla birlikte Tavşan Peter filmini izleyen başkan ve eşi çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler sinemayla buluşuyor etkinlikleri devam edecek. Girişimcilik ruhu anlayışıyla Samsun'da arkadaşlarıyla birlikte 7 özel karışımdan oluşan yeni bir Türk kahvesi üreten Aksaray Üniversitesi öğrencisi Ayça Tökköz, yeni kahveyi tanıtmak için Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Ziyarette üniversite öğrencisi Tökköz, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya kahveyi elleriyle pişirerek ikram etti. Aksaray Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde okuyan Ayça Tökköz, Halk Günü buluşmaları kapsamında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette üniversite öğrencisi Tökköz, Samsun'da 15 arkadaşıyla birlikte 7 özel karışımdan elde ettikleri Türk kahvesini elleriyle pişirerek Başkan Yazgı'ya ikram etti. Girişimci 15 arkadaşıyla birlikte 7 özel karışımdan elde ettikleri kahveye Samsun'un eski adı Amisos adını veren gıda mühendisliği öğrencisi Ayça Tökköz, patentini aldıkları ürünü tanıtmak amacıyla Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya kahveyi elleriyle pişirdi ve içirdi. Amisos kahvesinin tadına bakan Başkan Haluk Şahin Yazgı, kahveyi çok beğendiğini ifade ederek girişimci üniversite öğrencisi Ayça Tökköz ve arkadaşlarını tebrik ederek teşekkür etti. Aksaray Belediyesi Tacin Mahallesi'nde birinci etabını tamamladı. Bölgesel olarak geniş bahçe düzenlemesine sahip kent parkında peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yeşillendirme çalışmalarına ağırlık veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent parkında 271 adet çalıyla 26.311 mevsimlik ve çok yıllık bitki dikimine başladı. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri dikimini gerçekleştirdiği birbirinden farklı binlerce çiçeği ve ağaç türünü toprakla buluşturmaya devam ediyor. Kent merkezinde park, orta refüj ve kavşaklarda 4 mevsim boyunca yaz-kış şartlarına uygun yeşillendirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Aksaray Belediyesi, kent parkında mevsimlik çiçek, süs bitkisi dikimi ile yeşil alan çalışmaları kapsamında sahada 900 adet bastongül, 930 adet yapraklı ağaç, 420 adet iğne yapraklı ağaçla 850 adet servi dikimi gerçekleştirdi. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.